Günümüzde kutlu olması dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları. Bugün sizlerle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde %47'lik bir oy oranıyla belediye başkanı seçilen Sayın Mehmet Sarı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 26 Ekim 2019 tarihinde benim de bizzat katılım sağladığım belediye başkanımızın göreve geldiği günden bugüne kadar geçen sürecin değerlendirilmesini yaptığı 6 aylık faaliyet raporu toplantısında seçim öncesi vaat ettiği 100 projenin bir gerçekleşmeye başladığını gördük. Sayın Mehmet Sarı'nın göreve ilk geldiğinde kaldırdığı makam kapısı ile halka ne kadar yakın olduğunu gördük. Sayın Başkanımızın resmi araçları yalnızca ihtiyaca binaen kullanmak üzere otoparka çekmesi ve aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine düğün aracı olarak tahsis etmesi takdire şayan bir karardır. Ayrıca Amasya Belediyesi tabelalarına Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin eklenmesi, iş yerlerinin Türkçe tabela takma zorunluluğu, Ramazan ayında suyun ücretsiz olması, ilimizde açılan tekstil fabrikası ile 1000 kişiye sağlanacak istihdam da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Amasya Belediye'mizin Orta Akıl Konseyi ile şehrimize çok başarılı çalışmalar yapacağına inancımız da tamdır. Belediye Başkanımızın 6 aylık faaliyet raporunda değindiği Yeşil Kent Meydanı Projesi, Yavuz Selim Meydanı Projesi, Teleferik Projesi, Ferhat Tepesi Tesislerinin oluşturulması, Nostaljik Tramvay Projesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Yapım Projesi, Sel Çoban Evliyası Bakım ve Onarım Peyaz Çalışması, Adliye Altı Yeşil Kent Peyaz Düzenlemesi Projesi, Göktürk Köprüsü Projesi, Ahta İsale Hattı HES Projesi, Kayabaşı GES Projesi, Ataşehir Bölge Yeşil Alanlar Projesi, İskele Binası Yapımı, Asılhane Yenilenmesi, Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi ve Eksik Doğalgaz Hatlarının Tamamlanması gibi faaliyetler ile Amasya'mız bir başka Amasya olacaktır. Değerli başkanlarım, değerli basın mensupları, açılmasına izin verilmeyen ve her hayır yardım adına açılan gıda güvenliğinden uzak vergi ödemeden stopasız ve masrafsız boş dükkanlarda, caddelerde alışveriş çadırı kurarak yapılan ve uzun süreli birer açık hava AVM'sine dönüşüp haksız rekabet ortamı yaratıp esnaf ve sanatkarımızı zor durumda bırakarak mağdur eden, bu kermeslere izin vermeyerek esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkan, Amasya'mız için çalışan, her faaliyetinde esnaf ve sanatkarımızı düşünen ve bu kadar kısa görev sürecindeki başarılı çalışmalarına imza atan belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı takdir etmemek olmazdı. İşte bu nedenle şahsım ve esnaf ve sanatkarımız adına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye arkadaşlar teşekkür ediyorum.